Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Astoria AVM Gayrettepe İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve gerçekten muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Tantuni sofrası ve usta aşçımız, yılların aşçısı Sayın Metin Söylemez ile birlikteyiz. Bakalım bu güzel mekan ve unutulmaz lezzetler hakkında bize hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar ustacığım. Merhabalar, hoş geldiniz soframıza. Hoş bulduk. Ustam, burası gerçekten, hani derler ya, anlatılmaz lezzetler vardır. Kesinlikle yaşanası yaşanır. Lezzetler vardır. İşte bunlar da yaşanası ortamlardan bir tanesi. Gelsinler, yesinler ve görsünler diyoruz bu anlamda. Tabii ki, buyursunlar. Bu güzel mekan 2015 yılında bizlerle buluşturuldu. Evet. Ama yıl olarak bir yıllık olduğumuza bakmayın diyoruz. 33 yıllık tecrübe burada buluştu diyoruz. Kesinlikle, değil mi ustacığım? Kesinlikle. Çünkü burada sevgili ustam, siz Sayın Metin Söylemez yıllara varan deneyimini tantuni sofrasında buluşturdu diyeceğim. Anlatalım mı biraz neler Tabii var ki, bu güzel lezzetler arasında? Mersin'e özgü olarak tantuni dürümümüz. Klasik değil Klasik mi? Ve vazgeçilmezimiz. Ekmek arası, Mersin deyimiyle somun ve kendi spesiyelimiz olan yoğurtlu, yani İskender tantunimiz, ki o da kendi spesiyelimiz. Muhteşem. İnsanların muhteşem olarak bayıldığı ve rağbet gördüğü ürünlerimizden bir tanesi. Ki size de tattırma şansını bulabildim. Evet, biraz evvel yeme şansı yakaladık gerçekten. Onun kararını siz verin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hani biraz evvel dedik ya, başında anlatılmaz yaşanır tatlar var dedik. İşte bu İskender tadı da gerçekten tantuninin farklı ismiyle bizlerle buluşturulmuş. Yine diyoruz ki gelsinler, yesinler ve karar versinler. Burada gerçekten o kadar çok keyif yaşanmış ki o muhteşem etin muhteşem pişirilmesi. Hani derler ya, doğru malzeme, doğru eller. Evet. İşte adres tantuni sofrası olmuş aslında. Kesinlikle. Ve o ellerle çıkan lezzet, gerek biraz evvel vurguladığınız gibi muhteşem klasik lavaşta, ya dediğiniz gibi somun arasında, ya da pilavın üstünde, ya da yoğurduyla İskender tadında. Kısaca lezzetin tüm adreslerinin buluştuğu nokta tantuni sofrası. Evet. Ve burada çalışanlara hitap ettiğimiz için de daha ziyade çok özel menülerle de bizlerle buluşmuşsunuz. Özel fiyatlar, kaliteli lezzetlerin de buluşma noktası olmuş. Demişsiniz ki herkes öğlen yemeğini lezzetiyle, vitaminleriyle yesin. Yanında sunulan o muhteşem acı biberimiz, muhteşem acı soslarımız, rokamız gibi birçok lezzetler de bizlere sunulan lezzetleri arasına girmiş. Kesinlikle. İçecekte de sınır tanımamışsınız zaten. Kesinlikle. Zaten sloganımız da bu, bildiğini ye. Süper. Şalgamından içeceğine, soğuk içeceklerin tümüne kadar her türlü içecek bizde. Bizde. Peki ustacığım, bu işin sırrı ne demek istiyorum? O muhteşem etin sırrı ne? Bu muhteşem etin sırrı, etin en güzel yerini, en kaliteli yerini alıp kullanabilmek ve aslında eller, başka da bir şey yok. Değil mi? Sevgimizi katıyoruz diyorsun. Başka da bir şey yok. Tecrübemizi katıyoruz diyorsun. Yani bunu ben bizim sektör açısından şunu söylüyorum. Ne olur bunu bilen yerden, bilinen insanlardan yiyin. Şiddetle tavsiye edilir. Kesinlikle. Diyoruz. Her yediğiniz tantuni Mersin tantuni değil. Tantuni iddia diyoruz. Tantuni sofrasından yeriz diyoruz aslında. Aynen öyle. Peki ustacığım, bu muhteşem yemeklerimizi yedik. Demişsiniz ki buradan ağzınızı tatlandırmadan ayırmıyoruz sizlere. Yani Akdeniz mutfağıysa künefemiz de kesinlikle olması lazım. Ve künefenin hası burada diyoruz. Evet. Muhteşem kaymağıyla birlikte, muhteşem fıstığıyla özel, çünkü bunları alıyoruz, getirtiyoruz. Kesinlikle. Yöresel anlamda sunumlara bizlere açık olarak veriyorsunuz. Buraya gelenler dikkatimi çekti demin. İsteyerek burada bir dönüşüm olarak devir daim halinde oturan kalkıyor, oturan kalkıyor olduğu gibi diyor ki benim acelem var ustam, bana paket yapar mısın? O dikkatimi çekti ustacığım. Muhteşem özel dizaynda burada köpüklerimiz var. Onlarla birlikte lezzetinden ödün vermeden, soğumadan götürebiliyorlar. Kesinlikle. Süper. O şekilde götürebiliyorlar. Şu an dış mekan dışında, yani AVM dışına bizim paket servisimiz
Şu an için yok. Çok talebimiz var. Ama buranın yoğunluğundan dolayı o talebi karşılayamayacak durumdayız. Ama ileriki bir zaman aşımında böyle bir düşüncemiz de var. Ama şiddetle tavsiye ediyoruz ki gelsinler, sıcak sıcak kesinlikle yesinler diyoruz. Ve hatta şu müjdeyi şuradan da verebiliyorum. En kısa zamanda Bağcılar civarında 3. şubemiz açılıyor. Evet. 2. şubemiz nerede ustacığım? 2. şubemiz Güneşli Park AVM'de. Evet, 3. şubemizde. 3. şubemizde sürpriz olsun yeri ama Bağcılar ve civarı. Süper. Burada istiyorsunuz ki bu muhteşem, unutulmaz lezzeti her türlü konuk hiç zahmete girmeden yesinler. Bir ala kadar, bir tık kadar yakınız sevgili evet, konuklara çünkü aslında. Çünkü şunu söyleyeyim. Arkamda çok genç, çok dinamik, çok kadro var. Sözünde ve arkasında durabileceğim bir patronum var Fatih Aşçı. O yüzden İkimizin birleşmesinden bence biz yakında İstanbul'un birçok yerine şubemizde olacak diye tahmin ediyorum. Süper. O zaman hazır konu açılmışken buradan sayın kurucumuz sevgili Fatih Bey'e sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sonrasında Usta Aşçı Metin Söylemez size teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve A'dan Z'ye emeği geçen tüm o görünmeyen kahramanlara da sonsuz teşekkürler tabii, olsun. Tabii tek başına Metin Usta değildir. Değil mi? Diyoruz ki o zaman ustam emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Allah sefa razı geldiniz. Olsun. Sizi ağırlamak bir şerefti, onurdu. Çok sağ olun. Ustam, bu hizmetten peki kaçla kaç arasında yararlanıyoruz? AVM'nin açılış ve kapanış saatlerinde buradayız. Yani 10 ve 22. 12 saat durmak yok diyorsunuz. Yola devam. Lezzette sınırı yok diyorsunuz. Kesinlikle. Kalitede sınırı yok diyorsunuz. Kesinlikle. Müşteri memnuniyetinde zaten sınırı yok diyorsunuz. Benim müşterim memnun olmadan buradan kalkamaz. Süper. O zaman biz de diyoruz ki bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman diyoruz. Yiyen pişman değil. Pişman müdavimi oluyorlar. Başka adrese gidemiyorlar. Ben diliyorum ki bu güzel mekan ilerleyen nice yıllar boyu ve nice şubeleriyle, değişmeyen kalitesiyle ve lezzetiyle ama hep bu gülen yüzleriyle bizlerle olsun. Çok teşekkür Saygılar ederim. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Astoria AVM'den Tantuni sofrasına, bu muhteşem lezzet durağına teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.